Fakir, yazıyı okudun. Şimdi bize daha fazla zorluk çıkarma ve evi boşalt. Biz de işimizi yapalım. Ama hayır, bakın bir yanlışlık olmuş olmalı diyorum. Ya yeter be yeter, 2 saattir yanlışlık var yanlışlık var diyorsun. Yok işte, kağıtta yazıyor her şey. Evet fakir, arkadaşım doğru söylüyor. Bak zorluk çıkarma, yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız. Fakir ne olacak şimdi? Ne olacağı belli. Siz evden çıkacaksınız, biz de kapıya mühür vuracağız. Borçlarınızı zamanında ödemediğiniz için bu ev artık bankanın. Elindeki kağıtta da aynen öyle yazıyor zaten fakir. Evet öyle yazıyor ama. Olamaz, bu adamlar da kim, neden bizi evden çıkarmaya çalışıyorlar? Haciz ne demek? Bankadan geldiklerini söylüyorlar. Kredi kartı borcunuzu ödemediğiniz için evden çıkın diyorlar. Bu ev artık bizim diyorlar. Olamaz. Bunların hepsi benim yüzümden oldu. Durun bakalım, önce bankayla konuşmak istiyorum. Durumu onlara anlatmam lazım. Banka zaten sabahtan beri seninle iletişime geçmeye çalışıyor. Ama sen telefonlara bakmamışsın bile. Bir kere de açıp dalga mı geçiyorsunuz deyip kapatmışsın fakir. Nasıl yani fakir? Sabah arayanlar dolandırıcı değiller miymiş? Gerçekten banka mıymış? Haha şuna bak, dolandırıcı değiller miymiş diye soruyor bir de. Asıl dolandırıcı sizsiniz. Bankanın parasını kullanıp geri ödemediniz. Dolandırıcısınız siz. Evet, şimdi de bunun bedelini ödeyeceksiniz. Harcamalarınızın bedelini. Gerçekten aklım almıyor. Gerçekten çıldıracağım şimdi, kafayı yiyeceğim. Bu seslerde ne böyle sabah sabah? Dışarıdan geliyor, hemen bizim evin önünden. Kavga mı çıktı acaba? Kalkıp bir baksam iyi olacak. Olamaz, bu da ne böyle? Fakir amcamın evinin önünde niye kocaman bir kamyon var? Fakir amcam kime bağırıyor? Olamaz, haciz mi? Hayır. Yoksa düşündüğüm şey yüzünden mi? Hayır. Bir an önce oraya gitmeliyim, durun. Of Mahmut, of, sana o kadar para harcama demiştim ben. Hey durun, ne oluyor burada? İşte Ömer abi geldi. Ben de kapıya çıksam iyi olacak. Ömer abi yaydım et. Ömer, senin ne işin var burada? Mahmut oğlum, sen niye dışarı çıktın? İçeri geçin. Ömer abi, hepsi benim yüzümden oldu. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Mahmut yavrum ağlama, seninle alakalı bir şey değil. Niye senin yüzünden olsun? Of ya, korkuyor çocuklar, şunlara bak. Hepsi benim yüzümden oldu. Hepsi. Beyler bakın, bu iş böyle olmaz, çocuklar korkuyor. Ben şimdi bankayla görüşmeye gideceğim, bir yanlışlık olduğunu anlayacaklar onlar da. En azından bana birkaç saat müsaade verin. Eğer oradan da haksız çıkarsam bu sefer tamam, sesimi çıkarmayacağım. Hiçbir şeyi değiştiremezsin fakir, biz zaten emri bankadan aldık. Ama hadi neyse, çocukların hatırına gideceğiz. Sırf onlar daha fazla korkmasın diye. Ama döndüğümüzde lütfen çocuklar burada olmasın. Bu işi yaparken en nefret ettiğim şey çocukların ağladığını görmek. Hadi ortak, gel dönelim, birkaç saat sonra geri geliriz zaten, gel. Bu bir saçmalık, gerçekten saçmalık, nereden çıktı bunlar? Mahmut babacım, çok mu korktun sen? Niye bu kadar ağladın? Alt tarafı bir yanlışlık olmuş. Baba hayır, bir yanlışlık falan olmadı. Hepsi benim yüzümden oldu. Niye senin yüzünden olsun yavrum? Senin bununla hiçbir alakan yok. Sen çok korktun galiba, ondan ağlıyorsun. Kendini suçlu hissediyorsun. Seninle bir alakası yok yavrum, ağlama sen. Sanırım amcamlar hala hiçbir şeyin farkında değil, değil mi? Evet Ömer abi, evet. Ay canlarım benim ya, şunlara bak, ne kadar da korkmuşlar. İkisinin de beti benzer. Çocuklar hadi bakalım, siz gidip parkta birazcık oynayın, neşeniz yerine gelsin. Ben de gidip bankayla konuşayım, bir yanlışlık olduğunu anlatayım onlara. Evet ya evet, bu çok iyi bir fikir. Hem Ömer abisi Mahmut'un moralini yerine getirir. Ömer abisi, anlat ona, korkulacak bir şey olmadığını söyle, tamam mı? Peki Zeynep teyze. Hadi o zaman, daha ne bekliyorsunuz, gidin. Gidin de birazcık keyfiniz yerine gelsin. Baba da işleri halletsin. Hadi Ömer abi gidelim. Bu ne Zeynep, ne yapacağız biz şimdi? Adamların bana verdiği kağıda baktım, gerçekten banka tarafından yazılmış. Benim kartımdan yapılan bir ton harcama olduğu gözüküyor. Evet fakir, gördüm ben de, çok korktum, çocuklara belli etmemeye çalıştım. Acaba kartımı hackerlar tarafından ele mi geçirdi, onlar mı harcamış bu kadar? Doğru söylüyorsun, ben de ondan şüpheleniyorum zaten. Ama inan, nasıl bunun altından kalkacağız bilmiyorum. Elimde tek bir şansım var, bankayla konuşmak, olayı anlatmak, belki yardımcı olabilirler. Hiç sanmıyorum fakir, para çoktan uçup gitmiş bile, adamlar ne yapsın? Ne bileyim Zeynep ya, of of. Bir bizim başımıza gelir zaten böyle bir şey. Ömer abi, bana yardımcı olmak yolundasın. Lütfen akıl ver bana, ne yapacağız şimdi? Babama olayların gerçeğini anlatamadım. Çok korktum. Ama o hala olayların benimle bir alakası olmadığını sanıyor. Korkma oğlum, ağlama diyor. Senin bu suçun yok diyor. Gerçekleri bir bilse var ya. Mahmut dur, tamam, öncelikle sakin olmalıyız. Mantıklı düşünmeliyiz, böyle olmaz. Ağlayarak hiçbir şey düzeltemezsin. Ömer abi tamam, doğruyu söylüyorsun lan. Nasıl ağlamayayım? Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Dur ağlama yeter, beni de ağlatacaksın bak. Tamam Ömer abi, ağlamıyorum. O eşek Memati nerede, o eşek Memati? Tüm bolanlar onun suçu. Hıyara bak, her şeyin parasını kitledi sana, kaçtı. Evet Memati abi mahvetti beni. Ama bu kadar kolay kurtulamaz. Yürü, Memati'nin evine gidiyoruz. O da yardımcı olsun bize. Bekle Ömer abi, geliyorum.
İşte Memati'nin evi burası. Hadi kapıyı çalalım. Memati kalk hemen. Memati abi sana ihtiyacımız var, hemen kalk. Sana diyoruz uykucu Memati, hemen kalk. Ne oluyor ya sabah? Buyum Memati, benim kargom gelmişti. Ne kargosu Memati, ben geldim Ömer. Mahmut da geldi. Oo, hoş geldiniz beyler, hoş geldiniz. Ömer abi, Memati abi hala ayakta uyuyor, şuna bak. Memati, Mahmutların evine haciz geldi, kendine gel hemen. Ona söylemek istediğin bir şey yok mu? Mahmut kardeşim, seni tebrik ederim. Çok mutlu oldum senin adına. Nasıl yani? Memati haciz geldi diyoruz, haciz kendine gel, uyan artık. Oluyor böyle şeyler zaten canım. Haciz herkesin evine geliyor zaten. Bir dakika, haciz mi? Evet Memati abi, haciz. Her şeyimizi alacaklar. Nasıl ya, ne alaka? Fakir amcamın kredi kartından çok fazla alışveriş yapmışız. Fakir amcamın tabi haberi yok. Borcunu da ödemeyince eve haciz geldi. Yemin et. Evet Memati abi, sabahın bu saatinde sana şaka yapacak halimiz yok ya. Yardım et bize. Ne yapabiliriz? Bizi bu durumdan kurtarman lazım. Mahmut'a karttan paraları harcatırken güzeldi. Madem sen harcattın, bizi bu durumdan da sen kurtar Memati. Tamam. Yardımcı olacağım size. Ama kapının önünde konuşmayalım, gelin. Olaylar daha fazla büyümeden bankaya gidip durumu izah etmeliyim. Bu kesinlikle bir dolandırıcılık olmalı. İşte banka orada. Merhaba, kolay gelsin, bir yanlışlık var. Merhaba Fakir Bey. Saatlerdir size ulaşmaya çalışıyorum ama telefonlarıma cevap bile vermiyorsunuz. Üstelik bir kere yüzüme kapattınız. Bakın biliyorum ama çok haklısınız. Siz bana kredi kartı borcunuz var deyince ben sizi dolandırıcı zannettim. Ben kredi kartımı hiç kullanmadım ki. Nasıl kullanmadınız Fakir Bey? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bir dünya harcama yapmışsınız. İşte ben yapmadım aslında. Ben de tam olarak bunu konuşmaya geldim. Bir yanlış anlaşılma olmalı. Kesin hackerlar kart bilgilerimi ele geçirdi. Onlar harcamış. Ne? Hackerlar mı? Evet kesinlikle onlar harcamış olmalı. Ben kartı elimi bile sürmedim. Çekmecemden çıkarmadım bile. Ama Fakir Bey, bizim bu durumda yapabileceğimiz bir şey yok ki. Kartınızı korumak sizin göreviniz. Nasıl yani ya? Ama ben harcamadım diyorum. Dolandırılmışım, yardımcı olun bana. Maalesef Fakir Bey, bizim bu durumda yapabileceğimiz bir şey yok. Kartınızı korumak sizin göreviniz. Yani şimdi ne olacak? Bunu üzülerek söylüyorum ki, parayı ödemediğiniz için evinize el koymak zorunda kalacağız. Ama hayır, durun, bana birazcık zaman verin. Benim bu kadar parayı ödeyecek durumum yok şu an. Fakir Bey, inanın ki size o kadar yardımcı olmak istiyorum ki, hatta elimden gelse borcunuzu bile silerim ama bunu yapamıyorum biliyorsunuz. Ben burada sadece bir çalışanım. Yani akşama kadar o parayı bir an önce toparlamam lazım. Aksi takdirde evim el konacak, öyle mi? Evet Fakir Bey, maalesef ki evet. Keşke daha fazlasını yapabilseydim sizin için. Şu başıma gelen olaya bak ya, ne yapacağım ben? Neyse, sanırım sizinle konuşarak çözebileceğim bir sorun yok burada. Bir an önce parayı toparlamaya çalışsam iyi olur. Yazık adama ya. Hackerlar kartını çalmış. Ben de diyorum Fakir Bey bu kadar harcama yapmaz, ne oluyor? Meğerse dolandırılmış. Bir an önce borç alacak birileri de bulmalıyım. Çabuk olmalıyım. Evet arkadaşlar, şimdi sakin olun. Bize kimin yardımcı olabileceğini biliyorum. Bize kim nasıl yardımcı olsun ki? O kadar parayı kim verir? Hiç kimse vermez değil mi? Mahvolduk. Beyler sakin olun. Ben birini buldum diyorsam bulmuşumdur. Halledeceğim. Kim bu adam Memati, bize de söyle bari. Kim bu adam lütfen söyle. Şöyle de gidip ayaklarına kapanayım, yalvarayım ona. Duyun oğlum, sakin olun. O adam böyle şeylerden hoşlanmaz. Cıvık davranmayın. Kim ki bu adam Memati, söylesene hadi. Ben tanıyor muyum? Aslında evet Ömer, tanıyorsun. Daha önce birkaç kere bahsetmiştim. Kim ki, baban mı, bilemedim. Hayır Ömer, babam değil. Babamın şu an kendine don alacak payası yok. Ondan bize hayır gelmez. Kimmiş o zaman bu adam Memati abi, lütfen söyle. Çok fazla zamanımız yok. O zaman hazır seni söylüyorum, sıkı duyun. Polat abim. Polat abinin o da kim? Polat abim, canım abim, lütfen bize yardım etsin abim. Polat abimi nasıl tanımazsın Ömer? Polat Alemdar. Polat Alemdar mı? O adam gerçek bile değil Memati, dalga mı geçiyorsun? Çok ciddi bir şey konuşuyoruz şu an. Nasıl gerçek değil Ömer, dalga mı geçiyorsun? Sana daha önce anlattım ya birkaç kere. Of Memati, of, ben yine kafamdan bir şeyler sallıyorsun diye dinlemedim ki hiç. Ayıp etmişsin Ömer, benim ne zaman şerladığımı gördün. Duyun da Polat abime haber vereyim, o bize yardımcı olur. Polat abi lütfen abi, yalvarırım abi. Mahmut, üzülerek söylüyorum ki fazla heyecanlanma. Memati yine şaka yapıyor herhalde. Ortamı yumuşatmaya çalışıyor olabilir. Alo Polat abi, selamun aleyküm, nasılsın? Oo Memati, iyiyim koçum, sen nasılsın? Hamdolsun abi, ben de iyiyim. Abi bizim başımız birazcık sıkıntıya girdi de, gün içinde seninle görüşebilir miyiz yüz yüze? İhtiyacımız var. Hayırdır koçum ya, ne oldu? Sıkıntı varsa çözeriz, sorun yok.
Eyvallah abi, adamsın. Senden haber bekliyorum. Buralara gelince ayak. Tamamdır koçum, sıkıntı yok. Sen beklemede kal. Tamamdır beyler, haber verdim. Gün içinde bizi geri arayacak. Onunla görüşüp yüz yüze konuşacağız şoyunla imajı. Olayı kökünden halledeceğiz. Daha fazla üzülmeyin. Memati bak, dalga geçmiyorsun değil mi? Gerçekten yardım edecek mi? Oğlum, bu alemin en delikanlı adamından bahsediyorum. Polat Alemdar diyorum. Yardım edeceğim dediyse edecek. Bitti. Sorunu kökünden çözdük, merak etmeyin. Polat abim, canım abim benim, Öz abim, çok seviyorum. Alo, selamünaleyküm zengin, nasılsın? Aleykümselam fakir, iyiyim, sen nasılsın? Zengin, benim acilen paraya ihtiyacım var. Hackerlar kartımın şifresini çalmış, çok fena borca sokmuş beni. Sen de varsa bana borç verebilir misin? İyi de fakirim, benim şu an hiç param yok ki. Ciddi misin sen ya? Zengin, ciddiyim, şaka falan yapmıyorum. Dün sonuna kadar parayı toplamam lazım, yoksa evimi haciz edecekler. Fakir tamam dur, para bulunur bir yerden. Ben de yok ama ben ayarlamaya çalışacağım. Zengin tamam, sen yine de ayarlamaya çalış. Ben bir de Oğuz'a sorayım. Tamam fakir tamam. Olamaz, zengindir, şu an hiç para yokmuş. Ama ayarlamaya çalışacağım dedi, bir de Oğuz'a sorayım. Alo Oğuz, ne yapıyorsun? Ne yapayım fakir ya, cebimde 20 lira para kalmış. Marketten bununla ne alabilirim diye bakıyorum, sen ne yapıyorsun? Hadi ya, senin hem paran yok yani. Vallahi tüm param bitti de ne oldu ki, hayırdır? Tamam Oğuz tamam, birazcık para ihtiyacım olmuşları bir önemi kalmadı artık. Sende de yokmuş. Fakir ne oldu ya, sesin bir garip geliyor. Hiç sorma Oğuz, hackerlar kart bilgilerimi çalmış. Evime haciz gelecek onlar yüzünden. Bir an önce para bulmam lazım. Seni de o yüzden aramıştım ama bak, anlaşılan sende de yok. Sormama bile gerek kalmadı. Fakir ciddi misin? Zengine sordun mu? Belki onda vardır. Sordum Oğuz, sordum. Onda da yokmuş ama ayarlamaya çalışacağım dedi. Neyse, ben daha fazla oyalanmadan başkalarına sorayım, belki bulurum. Mahvoldum ben, mahvoldum, ne yapacağım? Kimse de para yok, olamaz. Evet arkadaşlar, şimdi sıra günün sorusunda. Bu videonun sorusu şu: başınız sıkışsa borç alacağınız ilk insan kim olurdu? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben de derhal borç bulacak birisini bulayım. Görüşürüz.